Neden piyasa faizlerini yükseltmiş durumda? Ali Bey, sözü Ankara'ya bırakmamız gerekecek. Çünkü bugün önemli bir endeks de açıklanıyor. TEPA, Perakende Güven Endeksi. Özellikle ekonomi, finansal piyasalarda bu kadar hareketlilik yaşarken ekonomik gidişat ne durumda? Bunu gösteren bir endeks ve 2013 yılını yükselerek kapattı. Biz şimdi sözü Ankara Ekonomi Müdürümüz Zerrin Elçi'ye bırakalım. Konuğu var bir de TEPA ekonomisti Ozan Acar. Zerrin, söz sizde. Evet Berfu, TEPA Perakendeci Güven Endeksi özellikle ekonomik açıdan perakendeci güveni için neler söylüyor? 2013 geride kaldığında bunları konuşuyor olacağız. Konuğumuz TEPA ekonomisti Ozan Acar. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Hoş bulduk. Baktığımızda Aralık ayında yine bir yükselme görüyoruz ki Kasım dediğimizde 28 ayın zirvesine ulaşan bir perakendeci güveni söz konusuydu. Aralık'ta nasıl bir rakam oluştu, nasıl bir tablo söz konusu, onunla başlayalım. Tabii. Aralık ayında TEPE'nin 0.6 değerini aldığını görüyoruz. Yani yine sıfırın üstünde bir seviyede. Bu sıfır biliyorsunuz bizim aslında şeyimiz. Yani sıfırın altında olursa işler bir hayli olumsuz oluyor. Sıfırın üstüne çıktığı zaman olumluya doğru bir dönüşün başladığını görebiliyoruz. Bir önceki aya göre, yani Kasım ayına göre baktığınız zaman buradaki artışın 0.5 puan olduğunu görüyorsunuz. Geçen yılın aynı dönemine göre ise 3 puanlık bir artış olduğu gözüküyor. Yalnız şunu söyleyeyim, tabii sonlara doğru herhalde bununla ilgili bir değerlendirme yaparız ama biz burada 500 tane perakendeciden topladığımız bu veriyi ayın ilk 15 gününde topluyoruz. Yani ikinci 15 güne dönük sonuçları yansıtmıyor bu aslında. Hani perakende mesela CNBC'ye güven endeksini siz galiba ayda iki sefer açıklıyorsunuz 15'er günde. Bizim bu verimiz aylık açıklanıyor ve ayın ilk 15 günü topladığımız veriler üstünden yaptığımız hesaplamaları aslında biz duyuruyoruz. Yani aslında Aralık ayında tüketici güvenindeki düşüşe paralel perakendecide neden bir paralellik görmüyoruz sorusunun yanıtı da belki bu aynen olabilir. Öyle. Evet. Yani mesela şeyde hani ikinci 15 güne yönelik topladığınız veriler, bu CNBC'ye güven endeksinin verileri bununla paralellik arz etmiyor gibi gözüküyor. Bunun nedeni de Aralık ayının birinci yarısıyla ikinci yarısının ekonomik beklentiler anlamında son derece farklı olması aslında. Tabii Fed'in tahvil alımlarını azaltan ilk adımını gördük. Aynı zamanda 17 Aralık operasyonuyla birlikte iç siyasi kaygılarında piyasalarda özellikle olumsuz yansımaları vardı. Kesinlikle. Ama tepedeki bu ayrışmada belki ilk 15 günde bu anketin yapılıyor olmasından kaynaklı. Kesinlikle. Bunu da belirtmekte, evet, öyle gözüküyor, fayda var. Peki yılın geneline baktığımızda 2013 için perakendeci nasıl geçirdi 2013 yılı? Yılın geneline baktığınız zaman 2012 bir kere perakende anlamında, yani daha doğrusu Türkiye ekonominin geneli anlamında 2013 yılına göre daha olumsuzdu. Hani neydi hatırlayalım. Mesela büyüme 2012'nin genelinde %2,2 idi büyüme oranımız. 2013'te beklentimiz %4, 1.8 puan daha yukarıda olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ekonominin genelinde işler 2013 yılında daha iyiydi. Bunu perakende güven endeksinden de takip edebiliyorsunuz. Ocak, Şubat, Mart, Aralık ayına kadar 12 aylık dönemin her birine baktığınız zaman 2013 yılı değerlerinin 2012 yılı değerlerinin üzerinde kaldığını görüyorsunuz. Yani mesela Ocak'ta, Ocak aylarında 2013 ve 2012 Ocak'ta birbirine çok yakınmış. İşte Mayıs ayında bir hayli yakın yaklaşıyor, aynı değeri alıyor ama onun dışındaki bütün aylarda 2013 yılı belirgin şekilde daha yukarıda. Yani 2013 perakendeci için 2012'den daha olumluydu. Peki yerine. Önümüzdeki 3 aylık satış beklentileri açısından nasıl bir tablo söz konusu? Evet, bizim böyle bir sorumuz var. Zaten bu TEPE'yi oluşturan alt bileşenlerden, o alt sorulardan bir tanesi de bu. Baktığınızda şöyle bir sorumuz var. Önümüzdeki 3 ayda ne bekliyorsunuz diye. Anket katılımcıların %30'u, %29,4'ü iyileşme bekliyor. Hani işler bu önümüzdeki 3 ayda toparlanır, daha iyi olur diye düşünüyor. Kötüleşme bekleyenlerin oranı %27,5. Yani birbirine çok yakın ama yine de hani iyimserler kötümserlerden %2 daha fazla gibi. Yani 10 tane daha perakendeci, 500 tane de 10 tanesi işlerde iyileşme bekliyorum demiş, yani daha fazla demiş. Öyle gözüküyor. Ve Aralık 2012'ye göre bu soruda bir karşılaştırma yaptığınızda geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki 3 aya beklentiler şu anda daha pozitif gibi gözüküyor. Sektörler bazında tepede nasıl bir tablo ilginç var? Evet. Sektörler bazında baktığınızda ilginç bir şekilde böyle en yüksek tepe değerini alan sektörler bu elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar. Bu birinci sektörümüz 22,9 değerini almış. Hani genel tepemiz 0,6. Bu alt sektörde 22,9'a çıkıyor değer.
Şimdi ikinci en işlerin olumlu olduğu sektör bu mobilya, aydınlatma ekipmanları, ev içi kullanım ürünleri. Şimdi kötüleşen sektörlerse bu yiyecek, içecek, işte giyim eşyaları, bu tarz sektörlerde ise tepenin negatif değer aldığını görüyoruz. Şimdi en hızlı büyüyen, yani tepenin en yüksek değer aldığı bu iki sektör geçen yılın Aralık ayında mesela aslında kötüydü işler burada, öyle gözüküyordu. Mesela ne değerini almış? Bu mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri Aralık 2012'de -25,9 değerini almışken 2013'te 18,9 değerini alıyor. Şimdi burada bir hani yorum yapmak gerekirse eğer şöyle bir şey görüyoruz. Yani daha doğrusu düşünüyoruz. Daha sonra verilerden test etmek gerekiyor ama sanki bu kredi kartı düzenlemelerini tüketiciler göz önünde bulundurup tüketimlerini biraz öne çekmişler gibi gözüküyor. Yani beyaz eşyaya da bu yansımış. Çünkü otomotiv için benzer bir tablo konuşuluyordu zaten. Alım süresi öne çekildi aslında bu taksit düzenlemesi nedeniyle diye. Beyaz eşyada da benzer bir tablo olabilir diyorsunuz. Evet, yani şey diye düşündüler muhtemelen, işte eğer biz beklersek, hani normalde diyelim Şubat ayında bu uygulama geçerli olduktan sonra hani biz bu alımımızı yaparsak 9 taksitte sınırlı kalmak durumunda kalacağız. Ama eğer erken yaparsak ne bileyim işte 12, 18, 24'e kadar bilen çıkabileceğiz. İşte bu durum bu insanların tüketim kararlarını öne çekmelerini beraberinde getiriyor ve bu sektörel dengenin bir hayli değiştiğini gösteriyor bize. Peki yine yeni yıla aslında zamlarla da başladık. ÖTV artışları söz konusuydu. Sigara, alkol ve aynı zamanda otomotivle ilgili ÖTV ayarlamaları var. Bunun perakendeciye yansıması açısından 2014'te sizce nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Tabii. Şimdi bu zamların önce tüketiciye nasıl yansıyacağını bir konuşmak gerekiyor. O da tüketiciye kesinlikle olumsuz yansıyacak. Yani geçmiş verilere baktığınız zaman zaten iktisadi rasyonel de bunu söylüyor. İşte zamların olduğu bir ortamda enflasyonun artmasını bekliyorsunuz. Enflasyonun artmasıyla birlikte bu dışarıdaki koşullar zaten çok uygun diye, bu küresel finans koşulları. Faiz oranlarının artmasını bekliyorsunuz. Faizle birlikte içerideki siyasi karışıklıklar, yine Fed'in kararlarıyla birlikte kurun da yükselmesini bekliyorsunuz. Yani yeni dönemde neyle karşı karşıya olma ihtimalimiz yüksek? Fiyatların genel seviyesi yükselecek, enflasyon yükselecek. Kurun seviyesi yüksek olacak, faizler yüksek olacak. Şimdi böyle bir ortamda tüketimin 2013'ün ne bileyim o bahar günlerinde olduğu kadar yüksek olmasını beklememek gerekir. Tüketicilerin de tüketim kararlarını kısmaları doğrudan perakendiye yansıyacak. Yani bu ikisi birbirinin aslında aynadaki görüntüleri. Dolayısıyla hani beklenti, şimdiden şöyle bir öngörüde bulunmak mümkün. 2014 yılı perakendeci için genel itibariyle 2013 yılından daha zor geçecek. Türkiye ekonomisinin geneli için geçerli olan şey perakende sektörü için de geçerli aslında. Hem yurt dışı endişeler söz konusu FED kaynaklı, hem de tabii yurt içinde yerel seçimler var. Öncesinde operasyonlarla başlamış olan süreçte ne gibi siyasi gelişmeler yaşanacak? Tabii bunların da çok özellikle tüketici davranışlarını etkilemesi ve sonuçta da perakendeciyi etkilemesi de söz konusu olabilir diyorsunuz. Tabii. Biz Kasım ayında mesela konuştuğumuz zaman sadece şeyi konuşuyorduk. Önümüzde 3 tane seçim var. Hani bu seçimlerden kaynaklı bir siyasi belirsizlik var diye değerlendirmeler yapıyorduk. Bu sefer de bu 17 Aralık operasyonuyla birlikte başlayan yeni bir süreç var. Seçimler de var. Ya bunların hepsi üst üste binmiş durumda. Yani daha heyecanlı bir baktığımız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. TEPAV Perakende Güven Endeksi belli oldu. 2013 tamamlandı. Aralık'ta 0,6 puanlık bir değere ulaştığını görüyoruz. Yılın genelini perakendeci güveni açısından 2012'ye göre daha olumlu kapattığını belirterek şimdi sözü İstanbul'a bırakıyorum. Akbank geri